Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Kurulumuzun gündeminde milletimize ezen hayat pahalılığı, kışın gelmesiyle daha da ağırlaşan elektrik ve doğalgaz faturaları, mutfakları yangın yerine çeviren zam yağmuru, kangren haline gelen genç işsizliği ve milletlerin tarihinde sadece bir defa ele geçen demografik fırsat penceresinin ülkemiz için kapanmaya başlaması vardı. Yine toplantımızda seçim sandığı yaklaşırken sarayın kibirli kişisinin dış politikadaki sil baştanlarını ele aldık. Ayrıca Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de başlatılan pençe kılıç hava harekatını, Ukrayna-Rusya savaşına bağlı olarak bölgemizde güç dengelerindeki değişimi ve ortaya çıkan fırsat ve imkanları da toplantımızda ele aldık. Dün Kilis'te Öncü Pınar sınır kapısına hain terör örgütü tarafından sınırın öte yakasından roketli bir saldırı düzenlendi. Akşam saatlerinde de Gaziantep Karkamış'a benzer bir saldırı daha gerçekleştirdi. Bugün de Karkamış'a yine roketli bir saldırı oldu ve ne yazık ki bugün biri çocuk, üç vatandaşımızın yaşamını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Yaşamdan koparılan çocuğumuz İzmir milletvekilimiz Mahir Polat'ın da yeğeni. Kaybettiğimiz yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız da var. Yine Kilis'teki saldırıda bir askerimiz ve 7 polisimiz yaralandı. Yaralı vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. Allah Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde operasyon yürüten Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin diyoruz. Değerli basın mensupları, enflasyon bir numaralı halk düşmanıdır. Sarayın kibir hastalığıyla malul kişisinin bilerek, isteyerek azdırdığı bu korkunç halk düşmanı karşısında 85 milyon yurttaşımız ayakta kalma mücadelesi veriyor. Sarayın besleyip büyüttüğü enflasyon canavarı hayat pahalılığı olduğu, maaşları, ücretleri, aylıkları, tüm gelirleri ezdi geçti. Masadaki ekmeğimize, kasedeki çorbamıza, kursağımızdan geçecek bir lokma peynire, zeytine, yumurtaya göz dikti. Ülkemizde tarladan sofraya uzanan çok büyük bir yangın var. İşte bugün tarımsal girdi fiyat endeksi açıklandı. Son bir yılda tarımsal girdi fiyatları %138 artarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu dönemde mazot %236, gübre %227, yem %145, ilaç %111 zamlanmış. Bu korkunç zamlarla çiftçinin tarlasına girmesi, tarlaya çizik atması bile artık çok zor. Çiftçi tarlasına gidemeyecek, besici ağrına giremeyecek, süt üreticisi gebe hayvanlarını kesime gönderecek. O zaman bu millet ne yiyecek, ne içecek? Üreticilerimiz işler böyle giderse 5 litre ayçiçek yağı 500 lira olur diye şimdiden uyarıyorlar. Ülkeyi bu hale getirenler hiç utanıp sıkılmadan biz milletimizi enflasyona ezdirmedik diyorlar. Tarım Bakanı da kendisine dert anlatmaya çalışan Osmaniyeli bir çiftçimize sen daha adını söyleyemiyorsun diyerek fırça atıyor. Çiftçimizi hakir görüyor. Hep söylüyoruz bunlar saraylarından milleti görmüyorlar. Duymuyorlar. Milletten tamamen kopmuşlar. Milletten kopmuş bu saray şürekası elinde kahvaltılıklar bile lüks oldu. Eskiden öğün atlatmak için peynir zeytinle karın doyurulurdu. Dolapta yiyecek kalmadıysa iki yumurta kırılır, öyle idare edilirdi. Yumurtanın tanesi pazarda 3 lira olmuş. Biz buradan aylar önce uyardık. Yem maliyeti nedeniyle süt veren inekler, gebe hayvanlar kesime gidiyor diye bas bas bağırdık. Süt üreticisini desteklemezseniz Türkiye büyük bir süt kriziyle karşı karşıya kalacak dedik. Ve ne yazık ki yine haklı çıktık. Sonuç ortada. Sütün litre fiyatı 20 lirayı aştı gidiyor. Alelade bir kaşarın fiyatı 170 liradan başlıyor. 250-300 liraya kadar da çıkıyor. Beyaz peynirde de durum farksız. Sıradan bir beyaz peynirin kilosu marketlerde artık 100 liradan başlıyor. Millet pazarlarda kırıntı peyniri bile alamaz hale geldi. Peynirin fiyatı eti solladı. Et üreticisi de dertli.
Besicilerimiz kilosunu 110 liraya mal ettiği eti ancak 95 liraya satabiliyor. Yani besicilerimiz kesime giden hayvanlarından kar etmek, alın terlerinin karşılığını alabilmek için, daha fazla zarar etmemek için mallarını ellerinden çıkarıyorlar. Bugün kaç baba ailesiyle bir köfteciye gidip gönül rahatlığıyla hesabı ödeyebiliyor? Kaç anne ayın sonunu düşünmeden evladının istediği yemekleri mutfağında yapabiliyor? Kaç aile sofrasına bir kap et yemeğini ay sonunu düşünmeden koyabiliyor? Kaç dede, kaç nine torununa harçlık verirken o ay ödeyeceği elektrik, gaz faturalarını dert etmeden hareket edebiliyor? Bu ülkede okula aç gitmek zorunda kalan çocuklarımızı nasıl doyuracağımızı konuşuyoruz. Kara kış geldi. Evlerde sobalar, kaloriferler yanmaya başladı. Geçen yıl bu zamanlar eve doğalgaz faturası 1000 lira geliyorsa bu sene 2620 lira gelecek. Yine arabaların kış lastiği değişim zamanı geldi. Ankara'da bir lastik değişimi ücreti 150 lira olmuş. Benzinin, mazotun fiyatını hiç söylemiyoruz bile. Uluslararası petrol fiyatları düşüyor. Ama bizde pompadaki fiyatlar nedense hiç düşmüyor. Şu anda Brent tipi petrolün varili 87 dolar. Bu senenin başında 16 Ocak'ta da fiyat buydu. Ve o gün ülkemizde benzinin litresi 13 lira 66 kuruştu. Bugün 21 lira 35 kuruş. Uluslararası piyasalarda mazotun fiyatı aynı. Ama bugün, dün 13 lira olan, 13 lira 85 kuruş olan mazotun fiyatı bugün 24 lira 97 kuruş. Yani şimdi o günden bugüne benzinin %56 fiyatının %56 artmasının, mazotun fiyatının %80 artmasının sebebi ne? Ben söyleyeyim sebebini. Sebebi sarayın kibir abidesinin dediğim dedik, çaldığım düdük diyerek paramızı pul etmesidir. Üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın verilerine göre Türkiye %146'lık enerji enflasyonuyla OECD enerji enflasyonu şampiyonu. Bu alanda en yakın rakibimize bir de 46 puan fark atmışız. Bugün asgari ücret açlık sınırının altına düşmüş. İnsanlarımız maaşıyla, ücretleriyle, aylıklarıyla bir şey alamaz olmuşlar. Her gün ev sahipleriyle kiracılar kavga ediyorlar. Her gün televizyonlarda bu haberler var. Saray ve şürekası ise sabırsızlıkla Aralık ve Ocak ayını bekliyor. Olağanüstü beceriksizliklerinin geçen yıl Aralık ve Ocak aylarında neden olduğu olağanüstü fiyat artışlarının endekslerin dışına çıkmasıyla enflasyonun düşeceğini bekliyorlar. Geçtiğimiz yıl neden oldukları enflasyon tsunamisinin bu yıl tekerrür etmeyeceğini umuyorlar. Ondan sonra da çıkacaklar, taş atıp kolları yorulmadan enflasyonu düşürdük diye caka satacaklar. Peki ben buradan soruyorum. Evlere gelen doğalgaz ve elektrik faturalarının tutarı düşecek mi? Hayır, düşmeyecek. Benzin, mazot fiyatları bir yıl önceki seviyesine inecek mi? O da inmeyecek. Peynir, et, çay, simit ucuzlayacak mı? Hayır, ucuzlamayacak. Hepsinin bu fiyatları, fahiş fiyatları baki kalacak, değişmeyecek. Hatta artmaya devam edecek. Şu kara kışa girerken vatandaşı bir nebze olsun rahatlatmak mı istiyorsunuz? Daha önce söyledik, bir kez daha söyleyelim. Aralık veya Ocak ayında hiçbir eve doğalgaz faturası göndermeyin. Madem Putin'le bu kış doğalgaz parası ödememeyi görüşüyorsunuz. Madem Karadeniz'de doğalgaz bulduk diye övünüyorsunuz, en azından bir ay doğalgazı vatandaşlarımıza bedava verin. Avrupa vatandaşına ne veriyor, ne yapıyor bir bakıverin. Değerli basın mensupları, enflasyon en acımasız vergidir. Milletin cebini sinsice kemirir.
özellikle de dar gelirliği emeğiyle geçinen emekçiyi ve emekliyi ezer. Maaşını, ücretini, kazancını pul eder. Acımasız saray rejimi bir yandan milleti enflasyona ezdiriyor. Bir yandan da her şeyi enflasyona göre ayarlarken vergi dilimlerini değiştirmeyerek zaten pul ettiği maaş ve ücretlerden haksız vergi alıyor. Emekçinin satın alma gücü günden güne eriyor. Daha yılın yarısı geçmeden enflasyonun kuşa çevirdiği ücretler üst vergi dilimlerine giriveriyor. Hükümet hayat pahalılığı altında ezim ezim ezdiği emekçiyi yüksek vergi dilimleriyle bir daha eziyor. Bu durumdan sadece çalışanlar değil, işverenler de şikayetçi. Ama sarayın kulakları duymuyor, gözleri de görmüyor. Biz vatandaşımızın derdini duyduk. Durumu gördük. Grup başkan vekillerimiz yaşanan yüksek enflasyonu dikkate alarak mevcut vergi gelir dilimlerinin güncellenmesi için kanun teklifini verdiler. Biz bu teklife meclisteki tüm milletvekillerinden emekçilerimiz adına destek istiyoruz. Enflasyon tsunamisi sadece maaşları, ücretleri, aylıkları değil, milletin tasarruflarını, milletimizin tasarruflarını da eritip tüketiyor. Milletin hiç edilen tasarruflarıyla zombiye dönmüş yandaş şirketler yüzdürülüyor. Cumhuriyet tarihinin en korkunç servet transferi yapılıyor. Milletten acımasızca alınan vergilerle bankaların ödeyeceği faize devletin hazinesini kefil ettiler. Kur korumalı mevduat dediler. Adına faiz demeden mevduat sahiplerine Mart'tan bu yana bütçeden 91 milyar 565 milyon lira ödediler. Merkez Bankası'ndan ödenen faizler ise daha hala ne kadar oldu tam açıklanmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısının dediğine göre Merkez Bankası hazinenin ödediği faizin %75'i kadar bir faiz ödemiş. İkisini toplarsak bankaların sırtından 160 milyar liralık faiz yükünü almışlar, milletin sırtına yüklemişler. Buna bir de mudilere verilen 10 milyar liralık vergi teşviki dahil değil. Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak deyip milletin sırtından toplam 170 milyar liralık servet transferi yapmışlar. O da 170 milyar şimdilik. Sene sonuna kadar bu ne olur, önümüzdeki yıl ne olur o belli değil. Bu işten kim karlı çıktı? Ağızlarından düşürmedikleri faiz lobileri ve batık yandaş şirketler. Bankaların karı son bir yılda 5'e katlanmış. 286 milyar 170 milyon liraya çıkmış. Şimdi bu faiz lobileri Erdoğan'ı sevmesinde kimi sevsin? Bu berbat yönetim elinde dünyada pek çok büyük değişimin yaşandığı ve bu değişime eşlik eden pek çok fırsatın ortaya çıktığı uzunca bir dönemi maalesef heba ettik. Türkiye 1980'de küresel gelirden 9%'de pay alıyordu. Bugün küresel gelirden aldığımız pay 8%'e düştü. Ve işin daha da kötüsü 1980'de Türkiye'nin demografik fırsat penceresi sonuna kadar açılmıştı. Bugün artık kapanıyor. Çalışma çağındaki aktif nüfusumuzla çalışmayan bağımlı nüfusumuz arasındaki makas artık genişlemiyor. Nüfusumuz yaşlanıyor. İleride iktisat tarihi kitaplarında AK Partili yıllar Türkiye'nin kayıp 20 yılı ve kaçan büyük fırsatlar dönemi olarak anılacak. Artık gençlerimizi nitelikli işlerle buluşturmanın daha da önemli olduğu bir dönemdeyiz. 15-24 yaş arasındaki 3 milyon 245 bin gencimiz bugün ne bir işte çalışıyor ne de okuyor. Taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz anasının babasının vereceği harçlığa bakarak günlerini evde geçiriyorlar. Ve bu alanda Türkiye OECD şampiyonluğunu hiç kimseye kaptırmıyor. Ben buradan ifade edeyim. Eğer bir evde bir işsiz varsa o evde küçük kıyamet yaşanıyor demektir.
bu ülkede 3 milyon 245 bin gencin evinde 3 milyon 245 bin küçük kıyamet yaşanıyor. Zehir gibi gençlerimiz yoklukla, yoksullukla eziliyor. İşte Teknofest Karadeniz'de birinci olan bir gencimiz. Maddi imkansızlıklar nedeniyle Erdoğan'ın elinden aldığı madalyayı satmak zorunda kalmış. Açıkça ifade edeyim, bu sözün bittiği yerdir. Sadece gençler değil, çocuklarımız da bu hükümetin elinde açlıkla ve yoksullukla sınanıyor. Tarımın doğduğu bu minbit topraklarda yeterince beslenemeyen çocuklarımızın bugün boylarının kısa kaldığını tartışıyoruz. Son 10 yılda çalışmak zorunda kalan 616 çocuğumuz iş cinayetlerine kurban gitmiş, hayattan koparılmış. Önümüzdeki seçimden sonra çocukların yatağa aç girmediği, çağın gereklerine uygun eğitim aldığı, evlerinde ve okullarında huzur içinde büyüdüğü, ferahlaşmış bir Türkiye'yi kurmaya söz veriyoruz. Değerli basın mensupları, son 20 yılda bu zalim yönetim döneminde tecrübe ederek öğrendik ki yolsuzluğun olduğu yerde yoksulluk, yolsuzluk ve yoksulluğun olduğu yerde de sonunda yasaklar vardır. İnsanlarımız bugün derin bir yoksullukla mücadele ediyorsa, bunun en önemli nedenlerinden biri de ülkemizdeki derin yolsuzluk ağıdır. Yolsuzluk kurumları ve devleti içten içe çürütür. Devletin uluslararası itibarını fare gibi kemirir. Son yaşadığımız olaya bir bakalım. Türkiye 1960'tan bu yana OECD'nin üyesi. OECD Rüşvet Çalışma Grubu, yabancıların dağıttığı rüşvetlerle mücadele için Türkiye'nin verdiği taahhütleri uzunca bir süredir yerine getirmediğini açıkladı. OECD Rüşvet Çalışma Grubu'na göre yabancıların Türkiye'de iş almak için dağıttığı rüşvetlerle mücadelede kamu tüzel kişilerinin sorumluluğu, rüşveti ihbar edenlerin korunması ve soruşturma yürüten savcıların bağımsızlığı konusunda çok ciddi açıklar var. Ve bu ülkeyi yönetenler 2014'ten bu yana söz vermelerine rağmen bu açıkları gidermek için hiçbir adım atmamış. Biz buradan soruyoruz. 8 yıldır bu konuda neden hiçbir adım atmadınız? Kim elinizi tuttu? Neden çekiniyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Ekşi yemeyenin karnı ağrımaz. Rüşvetle mücadeledeki bu eylemsizlik, rüşvetçilere gösterilen bu tolerans, ülkemizin itibarına çok büyük zararlar veriyor. Üyesi olduğumuz bir başka uluslararası kuruluş, Mali Eylem Görev Gücü. O da ülkemizi kara paranın aklanmasında yüksek gözetim altındaki ülkeler liginde tutuyor. Yani meşhur gri listede. Bu listede hangi ülkeler var? Bunları bir saymak lazım çünkü bununla ilgili çok fazla spekülasyon var, özellikle de yandaş basında. Bu listede Arnavutluk, Barbados, Burkina Faso, Kamboçya, Kaymen Adaları, Kongo, Cebeli Tarık, Haiti, Jamaika, Ürdün, Mali, Fas, Mozambik, Panama, Filipinler, Senegal, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Türkiye. Bunun dışında bir ülke yok. Hem G20, hem Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, hem Mali Eylem Görev Gücü üyesi olup da gri listede olan tek bir ülke var. O da Türkiye. Bu iktidar çıkardıkları varlık barışlarıyla, türlü türlü mali aflarla Türkiye'yi koca bir para aklama makinesine çevirdi. Biz bunları söyleyince sarayın kibirlisinin sinirleri zıplayıveriyor. Kalem bizim elimizde, 9 kere varlık barışı yapan 19 kere de 99 kere de yapar diyor. Sadece 2013'ten bu yana yolsuzluk algı endeksinde 43 basamak birden yerimiz kötüleştiyse, 180 ülke arasında 96. sıraya kadar gerilediysek, sebebi işte bu kibirdir. Bu kendini beğenmişliktir.
Hiç unutmayın, adalet güneşinin solduğu yerde suçluların gölgeleri büyür. Suçluların gölgelerinin büyüdüğü yere de iş ve istihdam sağlayacak. Ülkeye yüksek teknoloji getirecek. Sosyal altyapıyı, sürdürülebilirliği güçlendirecek temiz para gelmez. Tıpkı bugün olduğu gibi. Ama temiz para yerine ülkeye ne olduğu belli olmayan paralar gelir. Ondan sonra da otururlar, çaldıkları minareye kılıf uydurmaya çalışırlar. Turizm ve seyahat gelirlerini ta 2012'ye kadar gidip makyajlamaya kalkarlar. Ama çalınan minare o kadar büyük ki ona hiçbir kılıf yeterli olmuyor. 2010'dan bu yana ülkeye giren kaynağı belirsiz yaklaşık 55 milyar doların sahibi ortada yok. Bir türlü açıklayamıyorlar. Bir kez daha soruyoruz. Bu 55 milyar dolar hırlının mı, hırsızın mı? Uyuşturucu baronlarının mı? Yoksa korunup kollanan rüşvet paraları mı? Kötü para iyi parayı kovar. Kötü para peşinden kötü sahiplerini de getirir. Bugün İstanbul uluslararası mafyanın hesaplaşma mekanına döndü. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'da 5 Afgan elleri bağlı şekilde infaz edildi. İtalya'da 4 yıldır aranan uyuşturucu baronu Antalya'da yakalanıverdi. Ülkemiz uluslararası uyuşturucu ticaretinin, insan ticaretinin hem hedef hem de transit geçiş ülkesi haline geldi. Bu güzel ülke bu berbat tabloyu kesinlikle hak etmiyor. Ülkemizde yolsuzluğun da rüşvetin de halledilmesi için ilkin bunlara sebep olanların sandıkta halledilmesi gerekiyor. Onu da milletimiz çok yakında yapacak. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Değerli basın mensupları, Erdoğan gider ayak diline dış politikada bir sil baştan sözü doladı. Anlaşılan beyefendi bu sefer de sevgili Şebnem Ferah'ın şarkı sözlerini söylemeye niyetli. Suriye Devlet Başkanı Esad'la ilişkilerin Haziran seçiminden sonra sil baştan ele alınabileceğini söylemişti. Dün de daha önce katil Sisi, zalim Sisi, darbeci Sisi dediği Mısır Devlet Başkanı Sisi ile sil baştan yapıverdi. Televizyonlarda ardından hıçkıra hıçkıra ağladı. Dört parmak yapıp meydanlarda selamlattığı Rabia'yı dün Katar topraklarına gömüverdi. Siyasetçi sonradan yeme ihtimaline karşı sözlerinin yumuşak ve tatlı olmasına dikkat etmelidir. Anadolu'muzda bununla ilgili çok güzel bir söz var. Siyasette adama kirlettiği testiden su içirirler. Bugün Erdoğan'ın gider ayak kirlettiği testiden su içmeye razı olması, pislettiğini temizlemeye çalışması, deliye süpürülmemek için dış güçlerle pazarlık yapma çabasıdır. Bunu buradan açıkça söyleyeyim. Bizim bu konuda tavrımız nettir. Mısır'la ilişkilerimiz, Suriye ile ilişkilerimiz, bölge ile ilişkilerimiz hızla normalleştirilmelidir. Tekrarlıyoruz. Siyasetçinin geçmişi sözlerine kefil olmalı. Sözleri ileride kendisinden davacı olmamalıdır. Erdoğan'ın geçmişi de sözleri de ortadadır. Erdoğan için tek bir öncelik vardır, o da koltuğudur. O koltuğu korumak için Erdoğan'ın yapmayacağı şey, vermeyeceği taviz yoktur. O nedenle Erdoğan'ın açıkları, zaafları bugün ülkemizin en önemli beka sorunudur. Erdoğan'ın fotoğrafı İçişleri Bakanı patlayan bombaları Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıyor. Taziyeyi asla kabul etmiyorum diyor. Aynı gün Erdoğan Endonezya'da taziye dilekleri için Biden'a teşekkür ediyor. Yani bu neyin nesi? Bunlar cami avlusunda başka, yurt içinde başka, yurt dışında başka konuşuyorlar. Millet bunların bu oyunlarından artık bıktı, usandı. Şimdi Erdoğan sil baştan deyince bu milletin çektiği onca acı, katlandığı onca maliyet silinecek mi? Hayır. Erdoğan'ın Emevi Camii'nde namaz kılma rüyasının milletimize faturası da sil baştan olacak mı? Sıfırlanacak mı? Yok, ne gezer. 5 milyon Suriyeli ülkemize girdi.
Sosyal ve ekonomik dengelerimiz alt üst oldu. Suriye'den elini kolunu sallayarak gelen teröristler ülkemizde kol geziyor. Namus bildiğimiz hudutlarımız bunların elinde yol geçen hanı oldu. Perfore oldu. Teröristlerin isimleri bile Suriyelileşti. Bu süreçte yüzlerce askerimizi Suriye'de şehit verdik. Vatandaşlarımız canını yitirdi. Bu şehitler, bu canlar Erdoğan sil baştan deyince geri gelecek mi? Hayır, gelmeyecek. Yaşanmamış hayatlar, sevdiklerinden çalınan anlar hep eksikliğini hissettirecek. Bugün yine Mehmetçiğimiz Erdoğan'ın hatalarını telafi etmek için sınırların ötesinde canını ortaya koyuyor. Hem karada hem havada operasyon üstüne operasyon yapıyor. Dualarımız Mehmetçiğimizde. Allah hiçbirinin ayağının tırnağına taş değdirmesin. Ukrayna'daki savaşın ardından bölgemizdeki dengeler değişiyor. Askeri harekatın yanında diplomasi de önem kazanıyor. Yeni dengelerin sağladığı imkanlardan bir kez daha dış politikaya, iç politikaya, iç siyasete alet etme hovardalığına kaçmadan başta diplomasi olmak üzere hareket etme zamanıdır. Bugün yine Erdoğan bir sürü laf etmiş. Ama sınırlarımızdan kaçak göç ne zaman sona erecek? Sınırlarımızın güvenliği ne zaman sağlanacak? Bu konuda ne Erdoğan ne de Fotoroman Bakanı hiçbir açıklama yapmıyor. Milletimiz asıl bunu merak ediyor. Erdoğan'ın hatalarından, pişmanlıklarından, sil baştan sözlerinden bir daha söylüyorum. Milletimiz usandı. Milletimizin istihap haddi doldu. Artık milletimiz sandıkta sil baştan yapacak. Sarayın kifayetsiz kibir abidesine yeter artık diyecek. Türkiye'miz sırtına tüneyen, Türkiye'nin sırtına tünediği için kendini dev sanan bu siyasi cüceleri sırtından attığı gün medeniyet ve refah yolunda dev adımlarla koşmaya başlayacak. İşte biz bunu yapmaya talibiz. Ülkemizi kısır tartışmalardan çıkarıp Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında feraha ve refaha kavuşmuş bir ülke yaratmak için milletimizden oy istiyoruz, destek istiyoruz. 28 Kasım'da altılı masayı oluşturan partilerin sayın genel başkanları, iktidara geldiğimizde yapacağımız anayasa değişikliklerinin yol haritasının paylaşılacağı toplantıya, kamuoyuyla paylaşılacağı toplantıya katılacaklar. Omuz omuza vereceğiz, aziz milletimizi hak ettiği feraha ve refaha kavuşturacağız. Biz hazırız. Milletimiz hazır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk soru TVNET ve RUDAV tarafından yönlendirilen bir ortak soru. O soru şöyle. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde Pençe Kılıç Hava Harekatı düzenledi. Pençe Kılıç Harekatı için sizin görüşleriniz nedir? Ayrıca bu soruya ilaveten A Haber'de şu eklemeyi yapıyor. Olası bir kara harekatı hakkında sizin görüşünüz ne olur? Şimdi bizim bu konudaki duruşumuz son derece nettir. Defalarca söylüyoruz. Konuşmamda da söyledim. İzaha da muhtaç değildir. Terör bir insanlık suçudur. Her türlü terör eylemini ve terör örgütünü lanetliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre ve terör örgütlerine karşı mücadelesini destekliyoruz. Asker hepimizin askeridir. Ordu hepimizin ordusudur. Terörle mücadelemiz meşrudur ve bu mücadeleden askerimizin sırtından kendine oy devşirmek isteyenler varsa bunun adı da maalesef siyaset değildir. Milletimiz herkesin ne yaptığını zaten görüyor, biliyor. Bir kez daha Irak ve Suriye'de Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin diyoruz. Efendim TVNET tarafından yönlendirilen bir soru daha var. O soru da şöyle. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu geçtiğimiz hafta katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişeliyiz açıklamasını yapmıştı. Çarşamba günü grup toplantısı sonrası da kazanabilir ama sağ seçmenden oy alamaz demişti. İYİ Parti'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Siz bu yapılan açıklamalar kapsamında bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Sayın Ağıralioğlu şahsi görüşlerini ifade etmiş. Hep söylüyoruz, bu konuda kararı altılı masadaki altı partinin sayın genel başkanları verecek. Onun dışında her açıklama sadece söyleyenleri bağlar.
Efendim bir soru da Halk TV tarafından yönlendirildi. O soru da şöyle. İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ana muhalefet liderine hakaret etti. Ve hakaretler yargıya taşındı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı 200 bin liralık dava açtığını duyurdu. Sizin bu konuya ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Şimdi mecliste kendi bütçesi görüşülüyor. Atanmış bakan çıkıyor. Sorulara cevap vermek yerine ana muhalefet partisi liderine ağzına geleni söylüyor. Ondan sonra da bütçe plan komisyonundan kaçıp gidiyor. Şimdi bu hakaretler kabul edilemez. Aslında bu Fotoğraman Bakanı'nın sözlerinin ederi 5 kuruştur. Bugüne kadar da bu kadarlık dava açılmıştır. Fakat bunlar da 5 kuruşluk anlayış olmadığı artık ortaya çıkmıştır. Bu sefer Sayın Genel Başkanımız anlayacakları dilden konuşmuştur. 200 bin liralık tazminat davasını açmıştır. Belki biraz kendilerine çeki düzen verirler.